الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل فتكون له المنزلة عند الله كما يبدوها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك. وهذه حقاً بل حاكم وتأكبر عن أبي هريرة شرف الله فيما قال. Cenab-ı Hak hepimiz için ahirette bir ders yer hazırlamıştır. Yani yerlerimiz hepimizin hazırdır. Cennette de var, cehennemde de var. İki yerimiz var. Cennetteki yerini kazanan ne âlâ, cehennemdeki yerini kazanan da ne fena. Müminin cehennemdeki yerine mirasçı oluyor, iki yer oluyor cehennemde. Fakat insan bazen tembellik, atalet, dolayısıyla bu makama erişemiyor, cennetteki o gideceği yere erişemiyor o yerine. Yapamıyor yapacakları vazifeler doğru dürüst, erişemiyor bir türlü. Ama gelecek oraya, orası da onun için takdir olmuş o yer. Öyleyse Cenab-ı Hak, onu iptila, böyle çeşitli dertler, musibetler, iptilanın ne bu çeşidi çok ya, bu çeşitli iptilalarla müptelatlar. Bu iptilalara sabır da verir kendisine. Bu sabır dolayısıyla, bu iptilalara sabır dolayısıyla bu cennetteki yerine güne ona verir. Bu cennetteki yerine güne onu eriştirir. Onun için hikaye olarak hatırında kalmış. Allah-u Teala'nın velilerinden birisi. Bir veli. Veli olmak dolayısıyla tabii onun derecesi de yerinde. Velilik makamına erişmiş. Fakat velilik makamına erişmiş ama cennetteki yerine ulaşamamış. Bu yeri hak edememiş yani. Kendisi için verilecek yeri hak edememiş. Son nefesi gelmiş. Canı bir süt istemiş. Demiş ya bir yudum süt bulunmaz mı? Dökülürken Cenab-ı Hak meleklerine verirsen emretmiş ki döktürün sütü içemesine. Bu sütü de içtirmemiş ona. Tabi bu halde bu hukavcı olmuş. Tabzonunca melekler sormuşlar, ya Rabbi bu senin sevgili, iyi bir kulun. Son nefeste bir sürü üstte de vermedin demişler. Nasip etmedi onunla. Demiş ki o kulumun indi ilahiyeti, benim indimde bir mertebesi vardır ya. Buna bir iptila kalmıştı erişmesi için. Buna eriştirmek için demiş, o sultan onu mahrum etti ama bu mükemmel yere nail olacak. Onun için iptilalara sabretmek lazım bir. İkincisi de İptilaları karşılayan ibadetlerdir. İbadetleri kavi olanlara iptila az olur. Bu derecesi yüksek ki başka. Fakat iptilalar, ibadetler, mesela enbiyanın iptilası en büyük. Ondan sonra evliyasının gider. Ondan sonra sırayla. Onların iptilaları başka. Bizim iptilalarımız kendimize göre. Bunları biz sabrettiğimiz takdirde veya ibadetlerimizi kuvvetlendirdiğimiz takdirde. Namazımıza bir namaz daha katıyoruz. Orucumuza bir oruç katıyoruz. Sadakalarımıza bir sadaka daha katıyoruz. İnsanlarla muaşeretimizde iyilikler yapıyoruz. Bunun iptilasını karşılar bu ibadetleri. Çünkü sadaka, tarıbdül velâ var. Dua da öyle. Demek bu ibadetler, bu hayır hasenatlar insanın iptilalarını önler. Ondan da derler ki, iptilaya uğramayan insan da iyi insan değildir derler. Hindi ilahiyeti, makbul insan olsa bir iptilaya uğraması lazımdı. İptilaya uğramayan insanlar da pek makbul saymazlar. Bu karı koca hikayesi de varmış da, karısı demiş, senden ayrılalım artık. Neden bu kadar senedir yaşıyor, senden demiş, senin hiçbir dert, bela, musibet gördüğün yok. Herhalde Allah'ın yanında iyi bir adam değilsin demiş. Resulullah'a gider olmuşlar. Aralarına şey yapmak için, ayırmak için. Yolda adamın ayağına bir taş takılmış, ayağı kanamış. Demiş gitti işgal, gittiniz. Bundan sonra beraber yaşayalım. Çünkü iptila geldi demiş. Yani iptilaları insan hoş karşılamalı. Yani bunun bir şeyini de daha görmüştüm. Mesela bu insanların şimdi bu devirde yemeği içmeye, zevk ve sefaya çok daldıkları bir devir. Bu zevk ve sefa ve yeni içmeler de insanları iptilayı kendi kendine düşürüyor. İnsanın midesini en çok bozan şey yemeklerin çeşitliliğidir.
Onun için Ashab-ı Kiram'ın zamanında doktor iş bulamamış. Sebebi hepsi bir ayetkar. Doyurmuyorlar kanalına. Kadınları doyurmaktan hasıl olan silahlar çok çeşitli, çok fena. Mesela yemek yiyorsan, elleri yıkayarak sofraya otursak, işte bugün mikrop diyorlar ya, ama diyeceksin biz çatal kaşık kullanıyoruz, elimizi sürmüyoruz. Çatal kaşık da o misalde. Hangisinin çatallı kaşığı derece yüksek hararetli bir suda kaynayıp geliyor. İşte bulaşık yıkayıp gidiyor herhalde. Onun için bir şey daha görmüştüm de hoşuma gitti. Bizim Pakistanlılar var ya, onlar çok buluyorlar, çok da geziyorlar. Londra'da galiba bir yemek yiyorlarmış, bir lokantaya girmişler. Yemekleri elleriyle yiyorlar. Tabii bütün İngilizlerin nazar dikkatini çarpmış. Nasıl adam bunlar gibilerden? Dikkatli dikkatli bakıyorlar. Bunlar da sezmişler tabii onların öyle bakışlarına. Tutmuş birisinin kolundan tutmuş, şey getirmiş, buluşkhaneye. Bu buluşkhanedeki o çatalların, kaşıkların yıkanış tarzını göstermişler. Demiş benim elim bak kaç defa yıkanıyor günde 5 defa. Bir de yemek yemeden evvel zaten yıkadım, tertemizdir. Hem benim elimdir demiş, zararı yok, başkasının da değil. Sizin bu demiş kaç kişinin ağzına girip çıkan çatal kaşıkla yemeklerse bu benim elimle yinemez. Hiç de acı da bilecek bir şeyiniz yok demiş. Bu evde bir derece de yani lokantalarda yiyen kardeşlerimizin zaten lokantaya gitmemek için benim babam bana vasiyet etmişti. Lokantadan yemek yemek Müslümana yakışmaz. Onun için insan kuru ekmek ise, peynir ekmek ise, zeytin ekmek ise ne zarar gelir? Öğrenmişti böyle geçirir de akşamüstü gidince evinde Allah'ın verdiklerinden ne güzel geçinilir. Hem kanaatler olmuş olur. Sonra öğlen yemeği değil, yemek mutlaka şart da değil yani. Biz alışmışız da mutlaka bir öğlen yemeğini kaçırmak, sanki öğlen namazını kaçırmak kadar şey geliyor bize. Allah affetsin kullarını. اِنَّ الرَّحِنَا وَتَتَعَلَّكُ بِالْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَانَةِ وَتَكُوا يَعْرَ اِحْفَقْ مَنْ قَطَعَنِي وَصُلْ مَنْ وَصَلَنِي صدق Resulullah bin Allah. Bu sıla-i rahim dediğimiz, hepimizin Türkçe bildiğimiz sıla-i rahim deriz ya, akraba-i teallikatımızla olan alakayı kesmemek. Amca, dayı, teyze, hala mesela. Bunların her birisi birer memlekette de olur. Ha? Bunun adı rahim olan ad, kendi adı bir rahman isim demişler. Bu arşta asıl duruyor öyle, yerin reçesi. Diyor ki, Ya Rab, Cenab-ı Hakk'ı münacat ediyor. Ya Rab, اِقْفَعْ مَنْ قَطَعَنِ اَقْرَبَاءَ تَعَلِقَاتِ ile alakasını kesenleri hem de kes Ya Rab. وَصِلْ مَنْ وَصَلَنِ Sen sıla-i eyyabi, sıla-i rahmi yapanları. Onun için ömrün uzamasına, rızgın çoğalmasına sebeplerden birisi de akraba-ı tuallukatı ile sıla yapmak. İnsanın eşiyle, dostuyla bir sıla yapıyor insan, bu benim eşimdir, dostumdur, akrabamdır, şu kadar zamandan beri görüştük diyerekten gidiyor, bunu bir ziyaret ediyor. Bunu kendisine bir borç sayıyor. Bir batından parçalanmış amcadır, dayıdır, teyzedir, haladır. Bu gibi akrabaları da unutmak, yani insanlığa da yakışmaz. Onun için daima insan. Ama ben büyümüşüm de milyoner olmuşum, daha büyük bir adam olmuşum. Öteki kalmış çok fakir. Tenezzül edemiyorum artık gidip de ona, nasılsın amca dayı demeye. İşte bu çok çirkin şey. اِنَّ الْرِفْقَ يُمْنُمْ وَاِنَّ الْخُرْقُ شُومُمْ اِلَّا اَخْرِفِسِ Şimdi iki şey var insanların huyları içinde. Birisi yumuşaklık, birisi de sertlik. Yumuşaklık olursa ne güzel. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اِذَا اَرَادِ بِاَهْلِ بَيْتِنِ خَيْرًا Cenab-ı Hak bir ehli beyte hayır muad etti miydi? اَدْخَلَ عَلَيْهِمْ بَعْضَ الرِّفْقِ Bunları rıfık kapısını açar. Yumuşaklık kapısını açar bunlara. Baba yumuşak, anne yumuşak, kızlar yumuşak, oğlanlar yumuşak, hep mutlu. Birbirlerine hürmette, işte aile şeyleri nelerse icapları hepsi birbirine tek ediyor. Neredeyse büyükler tek ediyorlar. Büyükler de küçüklere karşı öyle güzel muameleler yapıyorlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur bu eve, bu aileye. Bir aile dedi ki, bunun tersi nedir? Şiddet var. Baba sert, anne sert, çocuklar sert, hepsi sert. Varız. Bu aile de, bak şimdi ne diyor? وَاِنَّرِ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ اِلَّا زَانَ Hangi evde, hangi yerde, hangi işte böyle yumuşaklık olursa bu ziynetli olur. Tatlı olur, güzel olur, şanlı şerefli olur. Ve inna kurk, sertlik, şiddet,
Yani rıfkın zıttı olan şeyler. لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ اِلَّا شَيْءٍ Hangi şeyde olursa, hangi işte olursa olsun, onun sonu şin olur, çirkin olur. İyi olmaz, akıbet iyi gelmez. Ama ben sertliyim ve bugün borumu öttürebiliyorum. Bugün borumu öttürebilirsin ama yarın bu boru öttürür olur. Sertlik öder. Mekarın nakrata Hazreti Aşk'dan rivayetlisin. اِنَّ رُبْنَا وَالْمَقَامَ يَاقُوتَكَ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ فَمَسَ اللّٰهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَاَبَاءَكَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِ وَالْمَغْرِبِ Tarih-i Muazzama'da biliyorsunuz işte bir Hacer-i Esed'in olduğu bir makam var. Bir de makam İbrahim denilen Kabe'nin kapısıyla Hacer-i Esed'in olduğu yerin arası. Makam diyorlar orada. Bu iki makam büyük bir makam. Bunlar cennet yakutlarından iki yakut imiş. Hacer-i Esed'in kendisi de bu makamda olan, Türk makamda olandı. Fakat temasallahu nurahıma. Allah Celle ve Ala bunların nurunu almıştır. Mesela ay da vaktiyle güneş gibiydi. Ay güneş gibiydi. Güneş nasıl ziyasını veriyordu günümüzün? Bir taraftan da ay da veriyordu aynı ziyayı. Fakat Cenab-ı Hak bir zaman geldi ki ayın adı ziya vermesine zim kalır demek onun kudretini aldığı elinden o şimdi geçin vazifesini yapıyor bize. Bu yakutların da Cenab-ı Hak nurlarını aydaki aldığı gibi onların da almış. Eğer velevlen yetmis nurahuma, eğer almasaydı Cenab-ı Hak bunların nurlarını, le'eba'ata ma beynel meşk vel mağrib. Bu kadar bunlar nurlu ki, şark ile gar arasını nurlandırırlar diyor. O şeyde de var ya, cennet hurilerinin parmaklarını gösterseler diğer yüzündeki insanlara, İnsanlar bunların nuruna, nuru, güneşin nuru kaybolurdu diyor. Onların nurunun altında. Cenab-ı Hakk'ın şeysi geniş çok elhamdülillah. اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُمْ حَتَّى يَكُنَ اَسْلِ آيَاتِ Kıyamet kopmaz. 10 alamet bellerine geçecek. Kıyametin kopması 10 alametin bellerinmesine bağlı. Birisi, اَدْدُخَان Bir duman. Nasıl olacak olacak? Dört dakika. İkincisi dakika. Nasıl dakika bilmem. Tefsirler, tefsirciler birçok rivayetleri ederler. Kimisi hanımefendi demiş, kaçan kurtulmaz, koşan da tutamaz. Hangi şeydir bilmem, nasıl hayvandır artık. O zaman görülecek. Şimdi git temsillerle bildirilen bir hayvan, dakika. Fakat bu da, muhafaza demiş ki, bu dakika üç tanedir demiş. Birisi Mehdi'nin zamanında çıkacak. Birisi İsa Aleyhisselam'ın zamanında çıkacak, birisi de güneş kalpten doğduğu zaman çıkacak. Üç defa demek. Sonra Deccal denilen mevhen çıkacak. Tulu'uş şems min mağrubiha. Güneş yerine değiştirip kalpten doğmaya başlayacak. Ve ıslâtü kutuhun üç de batma olacak. Hasfun bil meşrik ve hasfun bil mağrub ve hasfun bi ceziretil arab. Birisi şartta, birisi katta, bir de cezire-i Arap'ta batmalar. Yahut buraların artık hareketsiz bir hale gelmesi. Gece zelirler dolayısıyla. Nasıl şey olacaktı Allah? Ümmet-i Muhammed'i muhafız etmesin. Ve nüzulü İsa ibn-i Meryem. Bir de Hazreti İsa'nın nüzulü. Bu da. Bu da olacak. Ve fethü ye'zûc ve me'zûc. Şimdi iki tane kavim var ki, Ya'cuc ve Ya'cuc diyoruz. Bunların adını işitiyoruz, kendilerini görmedik. Bunlar bir yerde mahpus ve saklı oldukları rivayet olunur. Bunlar da artık bu kapandıkları saklı yerden çıkma şeysini bulacaklar. Fırsatını bulacaklar ve yayılacaklar yeryüzüne. Ve nârun tehzî min kâr-ı adem. Bir de adem denilen bir yer var ya Arabistan ülkesinde. Oradan bir ateş çıkacak. Ama nasıl ateş ne var? يَسُوْكُنْ نَاسْ اِلَى الْمَحْسَ İnsanları mahşere sevk eden bir ateş. İnsanı mahşer yerine sevk eden bir ateş. تَبِي تُمَعَوْمْ Onlarla beraber yeter. Yani onların, onlara tabidir. اَنَّ تَفَرْ حَيْسُ بَعْضِيَتْ Durdukları yerde dururlar. وَتَفِي لُمَعَوْمْ حَيْسُ تَعْضِ Haylule ettikleri vakitte onlarla beraber burada sakin oluyor. Demek ki insanları böyle sürüyor. Bu arz-ı mahşerin neresi olduğu hakkında çeşitli rivayetler olmuşsa da
Allahu alem bisavab. İnne s-sa'id limen cünnibel kitab. Bu çok iyi. İnne s-sa'id limen cünnibel kitab. İnne s-sa'id limen cünnibel kitab. Sa'id o insandır ki, hani saadet diyoruz ya biz, saadet, şekalet, Leyli-i Berat'ta hepimizin eline verilmiştir. Buradaki saadet asıl o kimseler içindir ki, fitnelerden uzak oluyor. Fitnelere sokulmuyor. Fitnelere karışmıyor. Çeşitli fitne. Dünyanın başından kıyamete kadar devam eden fitneler işte, çeşitli. Sen bu fitnelere karışma. Fitnelerden uzak ol. Yine bu lafı Cenab-ı Peygamber üç defa tekrarlamış. Sahip bu insandır ki fitnelere karışmaz. Fitnelerin önü yalnızlı gibi görülüyor da sonu istendiği gibi gelmiyor. Mesela insan diyor ki işte bu idare idare yapamıyor. Bu idareyi mesela kaldıralım, yerine şöyle bir idare koyalım, mal. Kendimizin yapacağını eski yapanlardan daha iyi gördük. Bu eski idareyi kaldırma kararı. Önü iyi ama arkasına bakıyorsun, bu eski idareyi aramaya bakıyorum ben. Fitne. Onun için bu fitnelere karışmaktansa karışmamak daha ağırlı. Velevnek tüniye. Oldu. Fitnelerin içinde bulunduk. Oluyor ya bu Allah'a. Sabara. Ha bu sefer de sabır lazım işte. Fitnenin içinde bulunduk nasılsa. Öyleyse yapmak lazım, sabır lazım. Tavaha sümme vaha. Vaha numara. Bu sabırlı olanlar için en güzel şeydir yani. Ma ahsene ve ma atyak. En güzel şey burada sabırlı olmak. Bunu başka bir yerde görmüştüm de. Burada diyor ki, böyle fitneler devrinde. Ölmek mi iyi, öldürmek mi iyi? Gelmiş kafana. Öldüreceğim seni. Ben de seni öldüreyim. Kuvvetim var, öldürürüm ama al, binayı yıkmak. Allah'ın bir şeysidir o. Onu yakmak, yok etmek. Ama benim mutlattası artık gitmem. Ölmek daha âlâ esterdir, öldürmekten diyor. Öldürür, katil olmaktansa. Ama bu birkaç şeysi var onun. Mesela yolda hırsızlar kesti önümüzü. Paraları çıkarın dedi. İyi. Şimdi burada o adama paraları verip de kurtulmak mı iyi? Yoksa yahut kapımıza geldi evimizde, içimizde. Paraları verip de başımızı kurtarmak mı lazım? Yoksa onunla paramızın, yahut hırsızımız da olur ya, hırsızımızın muhafızası için silahımızı varsa silahımızı çekip, bıçağımız varsa bıçağımızı çekip, onunla dövüşmek, yövülmek, yövülmek. Burada ölürsek şehit olur. Malımızın muhafızası için vermiyoruz paramızı. Herif de o zaman vermiyoruz diye kırak diye de vuracak. Vurulur, ölürsek şehit olur. Öyle al demek yok yani. Yani yerine göre muamele lazım demek. İnne sıkkı. Bu üç şeyle sıkkı, sık, sert tabirlerle okunması caizmiş. Ve yurazimu rabbehu izâ dehale ebevâhün nâf. Şu evlat, evlat, yani evlenmek çok iyidir. Bekarlık iyi değildir. Şimdi bak, evlenmek iki faziletlerden bir tanesi. Evlendik, bir çocuğumuz oldu ama dünyaya gelmek mukadder değilmiş. Gelmeden düştü. Öldü. Öldü düştü. Bunun da Cenab-ı Hak'tan gündü ilahiyede bir hakkı var. Yok, babası, anası da günahkar cehennemlik olmuşlar. Ya Rabbi, bu düşen çocuk diyor. Ya Rabbi, ana babamı cehenneme atıyorsun. Ben diyor bunlarsız olmam. Yalvarıyor. Çeşitli şeylerle Cenab-ı Hak ona izin veriyor. Edhil evveykel cennet. Fe yurruhuma biseradihi hatta yedhulehumel cennet. Velahül mace, vel hakim, vel hatib, fil bittefik an Ali. İnnesselam. İsmim mi? Esmaillah. Şu Esselamu Aleyküm diyor ki, bu Allah-u Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Sabahları her gün okuruz sureyi arkasına. Estağfirullah ve Allah'u lezi la ilahe illa huverrahmanurrahim. Melik Kuddus, Selamü, Muddusus, Selam. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini sayarken, işte orada her sabah bize hatırlatıyor. Selam, Esma-i İlahiyye'dendir. Rahman nasıl Allah-u Teala'nın ismiyse, Rahim nasıl Allah-u Teala'nın ismiyse, Melik nasıl Allah-u Teala'nın ismiyse, Selam da Allah-u Teala'nın isimlerinden gene bir isimdir. Onun için ona hem hürmet, hem saygı, hem sevap bekler Allah. Üç tane. İsmim min esmaillah. Vudu'a fil ard. Bunu Cenab-ı Hak
yerdeki insanlara şey yaptı, verdi. Ki, feşşüsselam beynikim. Aranızda bununla selamlaşınız. Benim ismimi hem hatırlatacaksın, hem hatırlayacaksın, hem hatırlatacaksın iki taraflı. Selamün aleyküm diyoruz, bu da aleykümselam. Hem biz ona dua ediyoruz, hem o bize dua ediyor. Müslümanların arasında selamet istiyoruz birbirimize. Ne kadar güzel. Allah işlerini asan etsin, vücuduna sağlık versin, ömrüne bereket versin, işlerine kolaylıklar versin. Selamet mi derdin ya, seni afatlardan muhafaza etsin, çeşitli afatlar. Ben de ona diyorum, seni de Allah muhafaza etsin, seni de işlerini rast getirsin, vücutlarını sıhhatle etsin, ömrünü uzun etsin, gelecek kaza belalardan da muhafaza etsin. Ne güzel, çok uzun. Onun için bunu bırakmayın dilinizden. Birbirinize karşılaştığınız vakitte daima Esselamu Aleyküm diyerekten birbirinize iltifatta bulunun. Hem selam, hem de sevap. Hem sevap, sevap kazanıyorsun. Bir tanesi de 10 tane. 2 tane olursa 20 tane. 3 tane olursa 30 tane. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah var. Bir de berekatı var. Esselamu Aleyküm derlerse sen de ki ona Aleykümselam ve Rahmetullah. Eğer o sana Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediyse, sen Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu da ilave et. Hem sevaplarınız çok olur, hem de dualarınız makbul olur inşallah. İnne selam ismin min esmaillahi teala. Selam, Allah-u Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Ve bu ahu fil ard. Yeryüzündeki insanlar, Müslümanlar bununla selamlısınlar diyerek. Tehiyyeten li ehli dinina ve emanen li ehli zimmetina. Hem bize, hem de bizim mahiyetimizde olan zimmilere de aman oluyor. İnne selam ismin min esmaillah. Yine selam Allah-u Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Vada'ahu fil ard feşşuhu fik. Siz aranızda bunu ifşa ediniz, yayınız. Fe inne racül. Tahkik sizden biriniz. İzâ selame alel kavm. Selam verdi insanlara. Taraddu aleyh. İnsanlar da ona selamı reddettiler. Aleykümselam dediler. Kâne lehu aleyhim fadlun. Selamı verenin fazileti vardır öteki kavim üzerine. Leennehu zekkarun. Halbuki verdesesinler alması farz ama fazilet cihetinden verende var fazilet. Zekkarun onu hatırlattı. Ve aleykümselam demeye mecbur etti. Fe ellem yaruddu aleyh. Kafil edenler. Gittik, selam verdik. Hiç kimsenin olanı değil. Herkes işine meşgul. Vakasan yok. İllem yeruddu aleyh, redde aleyhi men huve hayrun minhum. Bu selamı boşa gitmez. Onu onlardan daha hayırlı olan melekler reddederler. Daha hayırlı olan melekler reddeder bu sefer selamı. Bunlar madem yapamadılar o hepsi. Sen deme ki, hani bunlar selamı kabul edecek adam değil deme. Versen selamı, vazifeni yap. Onun iadesi demek melekleri düşür o zaman. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.